arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Herhangi bir konuşma yapmadan direkt konuya atlamak istiyorum. Ben üniversiteyi bitirdim Tayland'da. 4 yıllık İngilizce bölümünü bitirdim ve TOEIC sınavını aldım. TOEIC sınavından da yaklaşık 850 küsur puan aldım. Ve bununla birlikte şu an üniversiteyi bitirir bitirmez Tayland'da bir devlet okulunda bir acente vesilesiyle işime başladım. Şu an conversation ve reading and writing derslerine giriyorum. Haftalık yaklaşık 18 dersim var. 18 saatlik derslerim var. Tayland'da bunu yapmak isteyenler yorumlarda detaylarını sorabilirler. Bunun hakkında size yardımcı olabilirim. Ve bunu yapmak gerçekten Tayland'da çok kolay. Bunu yapan bir sürü Avrupalı öğretmenler var. Ya tabii ki Amerikan ve İngilizler de var ama Amerikan ve İngilizler, bunların ana dili İngilizce olduğu için onlar genellikle uluslararası okullarda ve daha çok maaş alan kişiler. Bizim gibi Avrupalı öğretmenler ise Türkiye'de dahil buna, Avrupalılar içinde, bizim maaşlarımız yaklaşık 1000 dolardan başlıyor ki Tayland'da yabancı öğretmenlere verilecek maaş zaten yasal olarak belirli. Bu 1000 doların üzerinde olmak zorunda. Yaklaşık 30.000, 35.000 bahtın üzerinde olmak zorunda. Eğer acente ile çalışıyorsanız, acente bunun birazını sizden kesebiliyor. Bunlar neden kesiyor? Çünkü onlar size buradaki vize işlerinde, sonra work permit yani çalışma izni alma konusunda size yardımcı oluyorlar. Yani buradaki ayak işlerinizi hallediyorlar. Ve size bonus verebiliyorlar. Eğer kontratı tamamlarsanız size bonus da veriyorlar. Yani Türkiye'de eğer İngilizce öğretmeni olmak için yapmanız gerekenleri belki siz de biliyorsunuzdur. Ben liseden sonra buraya geldiğim için Türkiye'de şu an KPSS'dir, sınavlardır, İngilizce öğretmeni olmak için neler yapılması gerektiğini fazla bilgim yok. Ama bildiğim kadarıyla bayağı şeyden geçmeniz lazım. Bayağı bir sınavdandır, mülakattandır, şudur budur, bayağı bir geçmeniz lazım. Ama eğer ki Asya'yı düşünüyorsanız, hem gezmek için hem Asya'yı, başka kültürler görmek istiyorsanız, eğer Türkiye'de İngilizce bölümü bitirdiyseniz burayı tercih edebilirsiniz derim.